Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bayağı bir geciktik. Bayağı bir benim işlerim uzun sürdü. Eve geldim, yemek hazırlıkları falan filan derken arkadaşlar video çekimim böyle gün batımına kaldı. Olsun, hayırlısı olsun. Uzun video olmaz, kısa video olur. Sadece kendimden haberdar etmiş olurum. Şimdi arkadaşlar şöyle saksılarımı yukarıya aldım. Aslında niyetimde bugün ekim dikim işi vardı. Şu saksımdakileri bir şekilde alsam diyorum bundan. Başka bir saksıya mı diksem diyorum. Suladığımda zaten bir hale yola girecek ama bu konuda yani kış münasebetiyle böyle bir dardayım, zordayım dermişim. Şimdi arkadaşlar bir türlü bahar gelmedi biliyorsunuz. Rabbimin işi. Yine diyorum Rabbim böyle işte güneş doğmadı, gün açmadı konusunda bizi yani isyan edenlerden bulmasın inşallah. Verdiği güne, verdiği zamana, verdiği güne, güneşe, her şeye razıyım. Razı olanlardan bulsun. Ama tabii sukulentler büyümüyor arkadaşlar. Soğuk havada demek ki hiçbir şey olmuyor. Bazen böyle yüksek dağ köylerinde bitkiler yetişmiyor da bunlar beceremiyor mu, niye yapmıyorlar diyoruz. Diyorlar ki olmuyor burada diyorlar, soğuk diyorlar. İlla bir şey olur diyorum içimden. Onlara da bir şey demiyorum. Biz çok köy gezdiğimiz için yazın. Onlara da bir şey demiyorum ama illaki diyorum olur ama olmuyormuş arkadaşlar. Yani ektiğin sukulent bile öyle mum gibi duruyor. Ne ölüyor, ne oluyor, ne büyüyor. Yoksa bu saksıların günlük güneşlik günde şimdi kocaman olmaları lazımdı. Ama tabii bu güzel günlerin biz sefasını sürmedik mi? Sürdük. Biliyorsunuz ta aralığın sonuna kadar arkadaşlar günlük güneşlik gitti. Ve aralığın sonuna kadar saksılarımdan böyle ekim dikim sürekli söküm yaptım arkadaşlar. Ve biliyorsunuz şöyle yorumlar yazılıyordu. Fatma Hanım ya bunlara siz ne koyuyorsunuz? Topla topla bitmiyor, topla topla bitmiyor gibi yorumlar geliyordu. İnşallah yine o yorumların geldiği günleri göreceğiz. Rabbim görmemizi nasip eylesin. Şimdi arkadaşlar yorum derken dün akşam ben bir kargo çıkartmıştım. O kargoma bir yorum gelmişti. Ben şu an bitkilerin büyümediğini, bitkilerin çok küçük olduğunu zaten hep söylüyorum. Ve satışımda arkadaşlar saksıdan satmadığımı hep söylüyorum ama bir tane arkadaş ısrarla senin bitkilerinden olsun, küçük de küçük diyorum, ben küçük de razıyım falan dedi. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Ben de kıyamadım, kendi bitkilerimden gönderdim. Sonra yine dayanamadım ve sera bitkilerinden koydum. Hatta sera bitkilerinden bana hiç koymayın demişti. Ben koydum. Yani 25'e yakın tür koymuştum. Yani sera bitkisi deyince arkadaşlar sera bitkilerinin çok 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 daha büyük, orijinal olduğunu mu düşünüyorlar bilmiyorum. Ben hemen şöyle sera bitkilerinden bir taneyi alacağım. Ve kendi bitkimin yanına koyacağım arkadaşlar. Hem de en güzelini seçtim bakın. Bakın arkadaşlar. Yani sera bitkileri de sonuçta boyut olarak benim gönderdiklerimle aynı. Burada da kargoya gidecekler var. Ondan sonra öyle yazmış. O arkadaş da çok üzülmüş. Bu da şeffaflaşmış arkadaşlar. Ve bana yazdı özelden. Fatma Hanım dedi. Birisi böyle böyle yorum yazdı dedi. Aman olur üzülmeyin. Çok sağ olsun. Çok ince bir davranış. Arkadaşlar gerçekten diyorum yani şöyle söyleyeyim. Demek ki dedim kendi kendime bakın.
Aslında bunu bir gün şuraya sandalye atıp oturup konuşmam lazım. YouTube'da arkadaşlar 3-4 tane hatta birkaç tane sukulent kaktüs videosu yapan vardı. Ve o kadar astronomik fiyatlara satıyorlardı ki bakın. Ben şöyle söyleyebilirim. Rabbime şükürler olsun diyerek diyorum. Belki de YouTube'da sukulent satışına başlayıp da çok uygun fiyatlara YouTube'da Türkiye'deki sukulent olayını bu kadar hız kazandıran kişilerden birisi benim. Niye? Belki bu birkaç kişi diyecek ki haydi oradan canım diyecek. Değil arkadaşlar. Sukulent alabilmek imkansız kadar zordu. Bize öyle geliyordu, öyle gösteriliyordu ve ben herkesi bu konuda cesaretlendirdim. Ben buna öyle ki Sezar'ın hakkı Sezar'a gibi kendi hakkımı bu konuda asla yitirmeyeceğim. İnsanları cesaretlendirdim arkadaşlar. Herkes kendi rızkını yer. Rızık 40 kapı dolaşır, gelir, yine seni bulur. Şu kimin evine gidecekse bu yazılmış. Takdirde yazılmış. Bu değişmez. Rızık değişmez arkadaşlar. O yüzden ben bunu YouTube'da cesaretlendirdiğim insanları her zaman takip ederek böyle sevgiyle izliyorum. Diyorum ki ya diyorum ben de onun hayatına dokunabildiysem, bir katkım olabildiyse veya evine bir çiçek gönderebildiysem, etrafında bu güzellikleriyle mutlu olabiliyorsa, çevremde bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Arkadaşlar bundan mutlu olun. Ve kötü yorumlar konusunda da artık hani şey Lazlar derler ya arkadaşlar bıktım bıktım gerçekten bıktım yani bıktım kaldırmaktan. Ondan sonra yani bunu bizim köyde derler bıktım bıktım derler. Ondan sonra kaldırmaktan bu yorumları veya cevap vermekten buradan bıktım. O yüzden artık cevap da vermeyeceğim, vermiyorum da. Çünkü ben bu konuda artık bundan sonra niyetime bakmaya karar verdim. Ben ne niyetle yaptım bunu? Bu ne anlamış? Herkes aklı kadar anlıyor arkadaşlar. Ben bunu anladım. Herkes kendi aklı kadar anlıyor. Bakın bir tane hatırlıyorsanız bir mavi elbise vardı. O mavi elbiseyi kimisi kahverengi krem görüyordu, kimisi mavi görüyordu. İşte böyle çok haberlere çıkmıştı, böyle viral olmuştu bu haber. Dünyada bu elbiseyi herkes farklı görüyordu ve herkesin anlama kabiliyeti, görme kabiliyeti arkadaşlar hepsi farklı farklı. Şimdi bu olaydan da benim işte gönderdiğim kargodan, kendi sen bilirsin kargomdan arkadaşlar benim bunu kaç liraya gönderdiğimi, gönderdiklerimin kaç liraya böldüğünüzde kaç liraya geldiğini nereden biliyorsunuz? Bunu yazan arkadaşlara diyorum arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, inanır mısınız? Biz çiçe bunu da söyleyeceğim. Biz çiçekçilerden çiçek aldığımız zaman soruyorduk. Sukulente nasıl bakabilirim? Ben de sordum arkadaşlar. 6 yıl önce bu sukulent hastalığı bende başladığında hep soruyorum. Çiçekçi bana diyor ki asla sulama. Ve ben sukulentleri suladığım zaman hep böyle çok ağır yorumlar geliyordu o zaman da. Sonra insanlar anladılar ki sukulentler gayet normal şu ağaçlar gibi suyu sever, güneşi sever. İç mekan bitkisi değildir. Bunu arkadaşlar YouTube'da hakkıyla, doğruyla söyleyen kişiler vardı. Bu kişilerden birisi de bendim. Yani ben bu konuda kendime gerçekten mütevazi olmayacağım. Çünkü aşırı mütevazilikten de böyle şey doğuyor, maraz doğuyor. Bu konuda yani bu kadar şeyin, iyiliklerin üstü örtülüp de hala yorumlara yüklenen arkadaşım, yüklenen arkadaşlar, bunu benim takipçilerim yapmıyor arkadaşlar. Bunu böyle ne derler, kovanına çomak sokulmuş kişiler yapıyor. Ben bundan eminim. Bundan sonra yapabilirsiniz.
sizlere dikkati hiç almayacağım. Yani bu konuya da buradan hemen nereden geldik aslında söylemeyecektim ama yani yine de kendime haksızlık olduğunu söylemememin de kendi ruhuma haksızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden de söylemek istedim arkadaşlar. Ben etrafımdaki insanlar beni bilirler arkadaşlar. Beni izleyen arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, mahalle arkadaşlarım, akrabalarım hepsi var. Beni tanıyorlar. Hiç kimse Fatma da bizim şunu da hakkımızı yemiştir demez. Diyemez arkadaşlar. Ve ben bunu yazan arkadaşa ya bir geriye git, öbür videolarımı bir incele, ondan sonra bir hesap yap. Tanesi ne kadara geldiği bir hesap yap. Ve benim aldığım ücretin ne olduğunu ne biliyorsun. Ondan sonra konuş derim. Bundan kırıldım mı? Kırılmadım arkadaşlar. Çünkü bu yorumun yazılan kişi direkt cevabını vermiş. O bana yazdı. O çok üzülmüştü. Ve ben ne yazacağımı bilemedim. Yani o anda da kargoyu hazırlıyordum. Ne yazacağımı bilemedim. Onun üzülmüş olmasına yani laf bana söyleniyor ama üzülen arkadaş o. Yani bilmiyorum. Biraz daha bu konuda dikkatli olalım, gidelim demiyorum. Çünkü bunun kasıtlı yapıldığını ki acaba kimin kovanına çomak soktuğumu bilmiyorum. Çünkü yine söylüyorum YouTube'da tabii ki 3-5 kişinin sadece bu işi döndürdüğü bir mecrayken şu anda birçok insan, birçok kadın bu işten ekmek kazanıyor. Birçok bey ekmek kazanıyor. Evine ekmek götürüyor. Para kazanıyor. Evine ekmek götürüyor arkadaşlar. Ters oldu. Yani ben bununla gurur duyuyorum. Geriye dönüp baktığımda işte sukulent nasıl bakılırı doğru bir biçimde anlattığım için kendimle gurur duyuyorum. Nasıl bakılırı işte insanların balkonlarında nasıl para kazanacaklarını İnsanlara öğrettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Rabbime şükürler olsun. Rabbim de bunu evlatlarımın başının gözünün sadakası etsin arkadaşlar. Ve öyle muamele etsin. Rabbim de hiçbir zaman hayatımda kötü niyetli insanlara fırsat vermesin. Modumu bu yüzden düşürmesin. Ancak böyle diyebilirim. Böyle dua edebilirim. Ve arkadaşlar etrafınızdaki hiçbir insanın modunuzu düşüyor. Evet bir an modunuz düşebilir. Toparlanın, kalkın ve yolunuza devam edin. Birileri sizi hep birlikte koşulan şu hayat yolunda birileri sizi yolunuzdan alarak o yolda tek olmak istiyor olabilir. Öyle bir dünya yok. Bu yolda çok kadınla birlikte hep birlikte koşacağız arkadaşlar. Şimdi bu akşam kargolarım vardı. Onları da söyleyeyim. Şöyle sıralanmışlar. Biz bizi dik gibi. Bugün götürdüklerim vardı. Sukulentlerimin artık dibi geldi arkadaşlar. Sonu geldi. Son gönderebileceğim türler bunlar. Bunların dışında da inşallah şu seraya hayırlısıyla bir gidelim. Artık şöyledir böyledir inan ki demiyorum. Yani evet çok kar yağdı, çok yağmur yağdı ama barajlarda %100 doluluk olanı oranı oldu. Bu yönden de Rabbime şükrediyorum, hamd ediyorum. Şöyle arkadaşlar bitkilerimi de son kez göstereyim. Şu karışık kuruşuk saksımı da şöyle arkadaşlar şu o kadar güzel ki katlarının arası hep böyle toprak dolmuş. Bu hep benim yüzümden. Neden benim yüzümden? Çünkü kargo yaptıktan sonra şu viyolleri balkon içerisine silkeleyemiyorum. Aşağıya da silkeleyemiyorum. Yukarıdan aşağıya o kadar da değil. Yani toprak silkeleyemeyeceğime göre bunun içerisine silkeliyorum ve hepsi böyle toza toprağa karışıyor ya. Çok kötü. Ama çok güzel olacak. Yani bir aklım bu saksıyı dağıtayım bir bakayım diyorum. Sonra da diyorum ki dur Fatma diyorum.
Çok güzel olacak inşallah diyorum. İnşallah Rabbim onun ne kadar güzel olduğunu göstermeyi bana nasip etsin. Sizlere de görmeyi nasip etsin arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar olsun. Bu söylediğim yorum videoları tabii ki siz takipçilerime değil. Bu arının kovanına çomak soktuklarıma böyle söyleyeyim. Buna da şimdi yorum yazacaklar. Yani sonunda yorumlara mı kapatayım bilmiyorum. Yani ne istiyorlar onu da bilmiyorum. Ama böyle arkadaşlar. Böyle yani maalesef tek başına bir yolda yürünmüyor. Yol arkadaşlarınız olursa hayat çok daha güzel oluyor. Ben inşallah başka konularda, başka kulvarlarda da kendime yol arkadaşları edinebilmeyi Rabbim bana nasip etsin. Evlatlarıma da nasip etsin. Yüreklerine bunun kıskançlığını koymasın. Yabancı ülkede yaşayan Meryem Hanım ve diğer gurbetçiler için arkadaşlar akşam ezanı gelsin, sonra da kapatalım. Bu arada camimiz de şurada. Thank you.